Merhaba, iyi günler. Nasılsınız? Ne zamandır görüşemedik. Herkes sana kırmızı çok yakışıyor dediler. Ben de ne var ne yok kırmızı sürdüm, sürüştürdüm, taktım, takıştırdım. Karşınıza geldim. Bugün ne yapsak diye düşünüyorum. Ne zamandır neyi paylaşmıyorsun diye. Hayranlarım beni rahat bırakmıyor güzellerim. Canlarım benim. Hepinizi çok seviyor, öpüyorum. Ben de bugün fikir amaçlı bir şey paylaşayım dedim. Elimde ördüğüm bir kazak var ama daha bitmedi. Şu anda göstersem anlatmam zor olacak. Bitirince tarif edeyim, izah edeyim dedim. Şimdi üstümdeki pazen. Bunu bir Cemil İpekçi yaptı. İkinciyi de ben. O dünya güzeli Azra'ya dikmiş. Ben de 70'lik 90, 60, 90 Trakya güzeli 70'lik Kamuran'a diktim. Ve ben bunu elimde diktim arkadaşlar. Makinem bozuk, gözlerimde görmüyor ip geçirmek için. Bize ilkokuldayken şeyde filan el işi dersi verirlerdi ve iğne ardı diye bir dikiş tarzı göstermişler. Çoğunuz biliyorsunuz, belki de şimdikiler hiçbiri bu ne demek demiştir. İpi geçiriyorsunuz işte hep iğnenin bittiği yere batıp batıp çıkarıyorsunuz ve makine dikişi gibi oluyor, çok sağlam oluyor. O şekilde elimde ben bunu diktim. Şimdi kumaşın bazı yerleri yetmedi. Şimdi ayağa kalksam görünür müyüm bilmiyorum. Şimdi mesela bu kol. Beden çıktı. Çünkü şey olarak şöyle bir bakayım. Görünüyor muyum? Evde de kimse yok ki çekeyim diye, yani göstereyim diye. Tunik şeklinde yaptım. Şöyle bir düz kestim. Kalan kısımları da baktım yetmiyor. Bu kısma, kolun kısmına floş ip vardı. Ondan öreyim dedim. Baktım bu parlak olacak. Kumaş taşımadı. Ben de lif ipi vardı evde. Lif ipinden ördüm. Tek kat. Tamam mı? İşte bir zincir çektim, şey yap, iki trabzanlı falan bu şekilde kolun şeyini tamamladım. Sonra aşağısı baktım yetmeyecek. Zaten kumaşı üçe böldüm. Ve aralarına tekrar böyle hem kolu genişletmiş oldum. Ve üç parça da böyle yine aynı şekilde ördüm. Ve onları diktim. Sonra bu kısma kol kısmına birleştirdim. Dikiş kısmı belli olmasın diye. Evde kurdeleniz vardır. Ben de bu böyle boncuklu bir su taşı vardı. Bunu diktim. Maksat o dikiş kısmı belli olmasın diye her iki kola da. Bir de yakasını aynı su taşından geçirdim. Ve de bilmiyorum severek giyiyorum. Mevsimlik bir şey oldu. Bahar, ilkbahardan son şey yaza geçerken kazak giysem bunaltıyor. Penye giysem üşütüyor ama bu tam oluyor. Bazen olduğu için bir şey giymesem de oluyor. En azından beni kurtarıcı oluyor bir ay falan böyle. İşte böyle arkadaşlar. Sizlerin de elinizde böyle bir kumaşınız varsa. Ben bunu yıllar önce torunuma almıştım. Ona dikecektim böyle şuradan robalı prenses elbisesi falan diye böyle büzgülü. Bir tane dikmiştim. Çok severek giydirdik. Sonra İşte Çatalca'ya geldim. Oraya ev taşıdık bilmem ne. Bu bohçanın arasında kalmış. İşte geçen bir ara elime geçti. Bir baktım ki ben onu dikinceye kadar benim torum aldı başını gitti. Şu anda 20 yaşında zaten. Baktım ona olmayacak. Benim ölçülerime daha müsait. Kendime diktim ben de bunu en azından. Hem o günleri anayım. Hem de kumaş her zaman böyle pazen bulunuyor bulunmuyor. Bir de kırmızıyı ben seviyorum. Ve de çok yakışıyor diyorlar. Ben de bu yakışmayı kaçırmak istemedim. Şu daha taze 70'lik gençliğimde değerlendireyim dedim. Ve de böyle bir diktim. İnşallah sizlerin de bir fikir vermişimdir. Yani böyle hangi şey yaparsanız belki olmazsa yukarısı yetişmezse yukarıya yaparsınız üç parçayı aşağıya düz yaparsınız. Bu değerlendirme şeyi de size kalmış bir şey. Hatta ön kısımlara bile yapabilirsiniz. Baktınız ki olmuyor. Şu robadan şey omuzdan aşağıya örersiniz. Araya kumaş korsunuz. Sonra tekrar buraya kumaş korsunuz.
Ha bak öyle de yapabilirim. Bir tane daha var. Onu şekilde değerlendiririm. Nasıl yetişiyor yetişmiyor de. O da kadife mesela. Onu güzel şekilde keten kadife. Seten olsa terletir de keten olunca terletmez. En azından sağlıklı bir kumaş giyebilirim diye düşünüyorum. Allah kısmet eder de biçebilirsem, dikebilirsem. Saçım burası kalkmış. Dur şurayı düzelteyim. Evet. Komşularım. Bu ara hiç komşularım da aramıyor. Semracığım niye beni aramıyorsun bu ara? Unuttun ki Amran teyzeni iyice ha. Gönül koydum sana. Öpüyorum. Meralcığım enişteme selam söyle. Trakya güzelinin selamı vardı. Tam sülalemizin güzeli diyor ya. O da sülalemizin efendi yakışıklı eniştesi. Meral Binbay. Hepinizi hep seviyorum. Hülya Kozlu seni seviyorum. Semayacığım neredesin? Oğlumu özledim. Volkancığımı, Canan kızımı özledim. Yurt dışında onlar da böyle. 5 aydır görmüyorum. Hepsini özledim. Hepinize sevgiler, saygılar. Ay kim vardı? Ay Gül Hanım nasılsın canım? Sağlığınız yerindedir inşallah. Şimdi ben hepinizi öpüyorum. Ay birini daha söyleyecektim. Ya herkesi seviyorum ya. Bana abone olan olmayan. Bak abone olmayı da unutmayın ya. Abone olun, arada beni izleyin. Şu izlenme saatlerim şey yapsın, çoğalsın. Ben de bir gün yüzü göreyim sizlerin sayesinde. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Öbür çekimine kadar vuruzum bitmek üzere. Onu da paylaşacağım. Tamam. Alize'nin bir modelinde vardı. Onu da Seniha gösterdi bana. Seniha tarif etti. Ben yaptım ama oradaki modelin çok farklı çıktı. Ben hep zaten öyle yaparım tığ işinde. Model değişti gibi geliyor bana. Paylaşınca anlayacağız biz bunu. Görüşmek üzere efendim. Hepinizi öpüyorum.